esnafımızın hem şeyi hem de vatandaşın mağduriyeti giderilsin diye bu pazar 27'sinde bir pazar için. 27'sinde erkek berberleri, zaten bayan kuaförlerimiz açık. Erkek berberleri de 27'sinde pazar günü açık olacaklar. Ben mesajda çekeceğim. Ama bazı telefonlarını değişenler var, mesajdan alamıyorlar. Onlar için de buradan sizden istirham ederim, onlara da bir duyuru yapalım. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Şimdiden hayırlı bayramlar. Sağ tüm İslam alemine ve meslektaşlarımıza bayramı şimdiden mübarek olsun. Hayırlı günler. Peki başkanım, oda olarak, yönetim olarak korsan berberlerle şey yapıyorsunuz? Korsan berberimiz bizde yok. Şu an... Şimdi korsan diyorlar, vatandaş burada kaydını yapmışız. Yanındaki şikayet edir. O gün Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı, oğlu erkek berberi. Geldi buraya. Başkan dedi, ben kaydımı yaptırdım mı yaptırmadım dedim. Kaydın yapıldı oğlum. Dedi, ben konuşularım gelmiş çocuğa demişler ki, sen korsansın. Dedim, öyle şey olur mu ya? Ya şimdi vatandaşta bir dedikodu var. Kimse kimseyi çekemiyor. Kaydı burada yapılan vatandaşa bile korsan diyorlar ya. Ama bu ayıptır ya. Maliye kaydı yapılmış. Gelmiş burada oda kaydı yapılmış. Fotoğrafı var defterimizde. İnanmıyorsa gelsin o vatandaş. Şikayetçi olduğu vatandaşın burada şeyini gösterelim. Defterde kaydını gösterelim. Yani ya, kayıtsız kuaför mü yok şu an? He? Kayıtsız kuaför? Yok yok. Kayıtsız bir yani 3-5 tane olabilir. Şimdi o da yeni daha. Okuldan diplomalarını almışlar. Yeni bayramdan sonra onlar da kayıtlarını yaptırmaya gelecekler. Anladım. Geriye dönük bir şey vardı sizin kuaförler, bu korsan kuaförlerle ilgili çalışma diyordunuz ya. Abi yüzden... hemen hemen hepsi kayıt oldu. He. Şu anda artık yok. Zabıta güzel çalıştı. Ruhsat için her dükkanı gezdiler. Onlar da geldi ruhsat için odalara kayıtlarını yaptırdılar odamıza.